Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttakîn. Vela udvâne illâ lezzâlimîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin. Eşrefül halgı ve seyyidil murselîn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle mehtelefel melevan ve taakabel asaran ve kerrebel cedidan ve istekbelel fergadan ve belli ruhahu ve ervaha ehli beytihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaihi minnet tahiyyete ve selam. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيُبَشِّرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة İlla aynun gaddat an maharimillahi teala azze ve cel ve aynun sehirat fi sebilillah ve aynun haraca minha mislu ra'sid bab min haşyetillah sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fi makal ev kemagal aleyhisselam. Muhterem müminler, önümüzdeki çarşamba günü Çanakkale şehitlerimizin 100. yıl dönümü. Bu münasebetle geçirdiğimiz cumadan başlayarak Diyanet İşleri Başkanlığımız da hep şehitlik hutbeleri okuttu. Şehitliğin ne kadar büyük olduğu dinimizde açığa çıkıyor. 100 sene geçmiş, hala insanlık o kahramanları, o yiğit insanları, sadece Türkiye değil, bütün dünya saygıyla, rahmetle anıyor. Allah hepsinin mekanını cennet, makamlarını âli, mezarlarını pür nur, ruhlarını mesrur eylesin. Şehitlik 5 vakit namazda da her müminin Cenab-ı Hak'tan istemesi gereken şerefli bir makamdır. Adıyla beraber şehit, yani şahidi kendi üzerinde. Şehid-i kamil dediğimiz hakiki şehitler elbiseleriyle gömülürler, kanlı elbiseleriyle. Ve mahşer meydanına yürüdükleri zaman mahşer halkı
onlara hayran kalırlar. Güneş gibi parlar, gözleri kamaşır mahşer halkının. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her nefis ölümü tadacaktır. En kolay ölüm 70 kılıç darbesi gibidir diyor. Cenab-ı Hak ölümlerimizi kolay eylesin. Ama şehitler öldüklerini bilmezler buyuruyor Resulü Zişan Efendimiz. Onlar ölüm acısı duymazlar. Ve sonra Fakr-ı Kainat Efendimiz kendisi emrediyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki لَوَدِدْتُ اَنْ اُوْزَوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلْ İçimden geldi bütün arzu ve iştihamla istedim ki cihat meydanında din düşmanlarıyla gıtal yapayım, savaşayım ve orada şehit olayım. Efendimiz diyor. Sonra tekrar dirileyim, tekrar savaşa gideyim, tekrar şehit olayım. Sonra tekrar dirileyim, tekrar savaşa gideyim, tekrar şehit olayım. Tekrar tekrar. Başka bir hadislerinde de Efendimiz şöyle emrediyor. Cennete giren hiçbir mümin bu dünya gibi 1 milyar dünya verseler daha dönüp yüzüne bakmaz. İlle şehidu yetemenna en yarci'a ile dünya fe yuktele aşra merrat. Ancak şehitler onlar hariç. Onlar isterler ki 10 defa dünyaya gelsinler ve 10 defa şehit olsunlar. Niçin? Lima yara minel kerame. Şehitliğin ne kadar büyük bir devlet ve saadet olduğunu gördükleri için. Orada aynı yakin görürler de onun için. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Mute şehitlerinden ve Mute'nin de baş kumandanlarından Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin ağabeyi Hazreti Cafer var. Peygamber Efendimiz Mute'de sancağı Zeyd bin Üsame'nin eline verdi. Bir kölenin oğlu İslam ordularına başkumanda. Atının yanı başında Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler yürüyor. Git babayın memleketinde İslam'ın gücünü onlara göster dedi. Ve sonra Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'den sırtını mihraba dayadı. Mute'yi 21. asrın televizyon spikerleri canlı yayın yapıyorlar ya, aynen canlı yayın yapar gibi Mute'yi anlattı. Dedi ki şimdi Zeyd şehit oldu, sancağı Cafer aldı, Cafer'in sağ kolunu kestiler, sol eline aldı, sol kolunu da kestiler, ağzına aldı, boynunu vurdular, yere düştü, böyle bir bir hem ağladı hem de anlattı Efendimiz. Hazreti Cafer işte kolları kesilmiş, Cafer'i tayyar deniliyor. Tayyar uçan demektir. Niye bu lakap verildi? Cenab-ı Hak tarafından verildi. İki kolları muharebe meydanında kesildiği için Cenab-ı Hak ona nurdan iki kanat taktı diyor Fakr-ı Kainat Efendimiz. Nurdan kanatlarıyla doğrudan Cennet-i Ala'ya gitti. Benim asıl anlatacağım mesele bu değil. İkindi vaktiydi.
yaralı vaziyette bir gölgeye çektiler. Yanına da su koydular, iç dediler. Savaş devam ediyor, kan gövdeyi götürüyor. Dedi ki, akşama çıkarsam içerim. Oruçlu, Ağustos ayında. Şimdi oruç sıcak günlere isabet edince dizleri titreyen Müslümanlar bunu okumalılar. İslam ordularının başkumandanı, akşama çıkarsam içerim dedi. Niye böyle yapıyor? Bir meseleyi anlatmak istiyorum. İnsanlar öldükleri gibi huzur Rabbul Alemine çıkmak isterler. Secdede ölen ta mahşere kadar secdedeymişçesine ecir alır. Abdestli ölen mahşere kadar abdestliymişçesine ecir alır. Oruçlu ölen mahşere kadar oruç tutmuşçasına ecir alır. Onu bildiği için Hazreti Cafer oruçlu olarak huzur Rabbül Alemine çıkmak istiyor. Ve hem muharebe meydanında hem de oruçlu olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istediği için Ağustos ayının o sıcağında, o hararette insan kan kaybettiği zaman müthiş hararet çöker. Hararet de ikiye katlandığı halde oruçlu olarak Rabbisinin huzuruna çıkmak istiyor. O yüzden Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizi asiler öldürmeye geldiği zaman okuduğu Kur'an'ın başından kalkmadı. Kendisini savunmadı. Hanımı, annemiz kalktı karşı koydu, onun da ellerini kestiler, parmaklarını doğradılar. Kur'an okurken şehit edildi. Niçin öyle yaptı? Kur'an okurken huzur Rabbul Alemine çıkmak için. Aynı Kur'an şimdi Topkapı'da, Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin kanının damladığı sayfa açık vaziyette duruyor. Tüm insanlık buna şahit oluyor. Zaten kendisi şehit. Şimdi birkaç model şehitten bahsedeceğim. Şehitlik meselesi öyle yarım saatte anlatılacak bir mesele değil. Bir, şehid-i kamil dediğimiz bir sınıf var. Düşmanın kurşunuyla, hançeriyle, darbesiyle, fitnesiyle, fesadıyla öldürülen şehitler. Dinini savunurken, vatanını savunurken, namusunu savunurken, başka bir Müslümanın namusunu savunurken, başka bir Müslümanın hukukunu savunurken, yani hakkı müdafaa ederken düşman eli tarafından öldürülen insanlar. Burada hemen Efendimiz şunu buyuruyor. Allahu Zülcelal iki damlaya ve iki ize aşıktır. Yani bunları çok sever. Cenab-ı Hakk'ın en ziyade sevdiği şey iki damla ve iki iz. Nedir o iki iz? Bir, hak ve hakikati savunurken düşman tarafından vurulan bir darbe ile vücudunda yara izi olan kimsenin yarasının izine. Gazi diyoruz bunlara. İki, Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor Cenab-ı Hak. Sure-i Fetih'in son ayetidir. Evde arada bir okuyun. Hem Tevrat'ta, hem Zebur'da, hem İncil'de, hem Kur'an'da ümmeti Muhammed'in değişmez vasfı simahum fi vucuhihim min eteri sucud. Alınlarında secde izi olanlar. Bir şeyi de keşke cemaat ağzına kadar doluyken söylesem. Ne kadar söylesek çocukluktan namaz terbiyesi almayanlara bir türlü duyuramıyoruz. Bağırsak da duymuyorlar. Nedir o? Safları sık tut. Omuzlarımız birbirimizle sık temas etsin. İki omuz ve iki alın secdeye gittiğinde eğer yerin sertliğini hissetmiyorsa o secdede sıkıntı var, o safta da sıkıntı var.
Müminler birbirini sıkıştıracaklar namazda, birbirine kenetlenecekler. Çünkü sahabe-i kiram diyorlar ki, ashab-ı güzin efendilerimizin elbiseleri omuzlarından eskirdi. Niye? Çok sıkı dururlardı safada, onun için. Her halükarda Müslümanlar bu safın sıklığına Allah için çok önem verir. Simahum fi vucuhihim min eteris sucud. Alınlarında secde izleri olanlar. Burunla beraber diyecek. Bazı kardeşlerimiz alnını koyuyor, burnunu koymuyor. O namazda sıkıntı var. Burunla beraber, alınla ikisi, insanoğlunun en şerefli yeri burasıdır. Bunun arkasında altı uzvu daha var. İki elleri, iki dizleri, iki ayakları. Cehennemin yedi tabakasına denk olarak yedi uzvun birden yere tamamen kapanıp, ya Rabbi vücudumun en şerefli yerlerini senin dergahında yerlere sürünüp yok oldum ben, senin muhabbetinde mahvoldum demenin işaretidir. Secde. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki kulun Allah'ına en yakın olduğu an secde anıdır. En yakın olduğu an. Akrabu ma yekunul abdu ila rabbi ve huve sacid. İki ize ve iki damlaya. İki damla nedir? Birisi muharebe meydanında düşmanla savaşırken kılıç ya da kurşun ya da hançer yarasıyla yaralanan şehidin veya gazinin yarasından akan kan. İki, Allah korkusundan akıtılan gözyaşı. Mevzumun başında bir ayeti kerime, bir de hadis-i şerif okudum. Evvela o hadis-i şerifi bir tercüme edeyim, sonra da ayeti kerimeye geçelim. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz, yarın ahirette herkes ağlayacak. Bütün gözler ağlayacak. Küllü aynın bakiyet. Üç sınıf ağlamayacak. Cenab-ı Hak bizi de onlara ilhak buyursun. Onlara bağışlasın. Bir, aynın gaddat min maharimillah. Yiğit isterim. Gözünü harama bakmaktan muhafaza edenler. Gözünü harama yumanlar. Bu başlı başına bir İslam terbiyesi ve takva derecesidir. Ne diyor Efendimiz? Ya Ali, birinci bakış sendendir. Yani aniden bakılması haram olan bir şey karşına çıktı ama ikinci nefsanidir. İkinci bakış şehvanidir. Ve şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim ikinci bakışı atfederse attığı zehirli ok doğrudan kendi kalbine saplanır, kendi kendini öldürür. Allah'a esirgesin. Gözlerinizi muhafaza edin. Gönüllerinizi ondan daha ziyade muhafaza edin. Gönül gözden de mühimdir aslında. Gönül tam muhafaza edilse, göz baksa da şehvetle bakmadığı için görmez. Ama gönül ondan da mühim. İki, ve aynun sehiret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalan, bu memleketi nasıl kurtarırım, bu Müslümanları nasıl kurtarırım, dinimin, diyanetimin, devletimin düşmanlarına karşı nasıl bir tedbir alırım düşüncesiyle uykuları kaçanlar. Allah devlet adamlarımıza hem insaf, hem adalet, hem merhamet, hem de en üstün başarı ve hidayetler lütfetsin. Zor iş. Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür. Diyor ki bir devlet adamı, dualarınıza muhakkak bunu ekleyin değerli müminler. Bir devlet adamı dini tahkim niyetiyle, şimdi siyaset başladı, aday adaylarının seçim zamanı. Bir aday adayı eğer şu mübarek milletin mübarek vatanına ve dinine hizmet etmek maksadıyla siyasete giriyorsa Cenab-ı Hak ona meccanen kutbiyet verir diyor Gavs-ı Geylani Hazretleri. Bedavadan kutbiyet verir. Ama niyeti bozuksa o zaman şeytanın kutbu olur. Nitekim görüyoruz öyle melun siyasetçiler var ki
Şeytan onların şerrinden Allah'a sığınıyor. Allah cümlemizi onların, vatanımızı, milletimizi şerrinden muhafaza etsin. Oradan ileriye bizim kürsülerimizin terbiyesi pek izin vermiyor. Siz anlarsınız. Anlamıyorsanız o zaman da Cenab-ı Hak'tan anlayış isteyin. Ve aynun haraca minha mitlu ra'su zübab min haşyetillah. Bir sineğin burnunun ucu kadar Allah korkusundan gözlerinden yaş dökülenler. Bu üç sınıf insan ahirette ağlamaz buyuruyor Fakr-ı Kainat Efendimiz. Aynanu, başka bir hadis. Aynanu la temessuhum ennar. İki göz var ki onlara cehennem dokunamaz. Bir, aynun beket min haşyetillahi teala azze ve cel, Allah korkusundan ağlayan gözyaşları ya da Allah muhabbetinden ağlayan gözyaşları. İki, ve aynun batet tahrusu fi sebilillahi teala azze ve cel. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini korumak maksatıyla nöbet tutan, uykusuz kalan, uykusuz kalan asker, devlet adamı, devlet memuru, her kimse milletinin ve dininin, vatanının sorumluluğu adına nöbet bekleyen, burayı detaylandıran Fakr-ı Kainat Efendimiz buyuruyorlar ki vatanı, milleti, dini, diyaneti korumak için bir saat nöbet 360 gün Kadir Gecesi'ni yaşamaktan faziletlidir. O da her günü 1000 yıl ibadetten kıymetli olan gecelerden kıymetlidir diyor. Buradan şu anlaşılıyor. Şehadet ve şehadete giden yerler. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir dua öğretiyor. Allah'ım aşkını istiyorum. Allahümme inne nes'elüke hubbek ve hubbe men yuhibbuk. Allah'ım senin aşkını istiyorum, sevgini istiyorum, bir de seni sevenlerin ve senin sevdiklerinin muhabbetini istiyorum. Bu da meşhur dualardandır. Peygamber Efendimiz'in Ed'iye-i Mesure tabir ettiğimiz meşhur dualarındandır. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin ve senin tarafından sevilenlerin muhabbetini istiyorum. Dedim ki birkaç şehidi kamilden bahsedeceğim. Bir şehidi kamil var, bir de şehidi hükmi var. Şehidi hükmi nedir? Onu evvela söyleyeyim. Bulaşıcı hastalıklardan, doğumdan, depremden, bir bina yıkıntısından, yangından, selden, böyle elinde olmayan sebeplerle, o da imanı olmak şartıyla. Şimdi 21. asırda şehitlik biraz ucuzlatıldı. Adam kafayı çekiyor, gidiyor falan arabaya yükleniyor, şehit oldu diyorlar. Nedir? Devlet görevlisi. Şehit olmanın birinci şartı, olmazsa olmazı, mümin olacak ve şehitliğe inanacak. Bir de şehidi ekber var. Şehid-i Ekber nedir? Ölmeden evvel ölmektir. Nefsi öldürmektir. Yani intihar etmek değil, nefsi terbiye etmek. Tahliye etmek, tasfiye etmek, tezkiye etmek, tecliye etmek. Ben biliyorum, cemaat diyor ki ne sayıyorsun sen, onlar ne demektir? Bunların hepsi sende olan şeyleri söylüyorum ben. Ben de çok manasını iyi anlıyor değilim, çünkü yaşayanlar bilir. Yaşayanlardan da ben yaşadım diyen bir tane bulamazsınız. Ama kişinin nerede olduğu konuştuğundan bellidir. Bu söylediğim beş kelimenin her birinin arası arz ile sema arası kadardır. İslamiyet'teki derecelerin işareti, ayarı da senin kalbindir. Şimdi birkaç şehidi kamil söyleyeceğim. Allah şefaatlerine nail etsin. İslam'ın ilk şehitleri kimler? Yasir ve Sümeyye. Yasir ve Sümeyye. Hazreti Ammar'ın delikanlı oğullarının gözünün önünde
İşkence, 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 işkence. Arkasından da işkenceye dayanamadılar. Ne ettilerse Resulullah'ı inkar ettiremediler de sinirlerinden patlayarak kalplerine mızrak sapladılar. İlk şehitler, Allah şefaatlerine nail etsin. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz, şehitlerin sultanı. Hazreti Cafer, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud dağındayken dağ birden sallandı. Efendimiz buyurdu ki, ey Uhud sakin ol. Sen ne yaptığının farkında mısın? Senin üstünde bir Habibullah var. Bir Sıddık var, üç tane de şehit var. Kim şehitler? Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir Habibullah, bir Sıddık, üç de şehit. Nereden biliyor? Allah bildirirse bildirir. Peygamberin bile gaybı bilmediğini söyleyen ahmaklar var. Evet, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bildirdiği kadar bildirir diye inanalım. Sevdiklerine, sıradan insanlara bildirmediği bazı şeyleri bildirir. Şehidi kamil onlar. Ama bir tanesi de var, şehit gibi görünür ama doğru cehenneme. Kim o? Kuzman diye birisi. Uhud'da meydan bir yiğit görsün dedi, gitti, savaştı. Adamın kahramanlıklarını Peygamberimize anlatıyorlar. Efendimiz buyuruyor ki, o cehennemdedir. Cehennemde. Ashab hayret ediyor. Sonra muharebe bitti, şehitleri topluyorlar, yaralıları, ölüleri birbirinden ayırıyorlar. Adam son anlarını verirken sahabeden bazıları tebrik ediyor. Ne mutlu sana, cenneti kucakladın, derecen mübarek olsun diyorlar. Diyor ki, ben öyle şeylere inanmam. Ben bugün meydan bir yiğit görsün diye girdim bu meydana. Yiğitliğimi de ispat ettim. Kaç tanesini öldürdüm. Artık ölüyorum. Ama baktı ki ölemeyecek. Çekti kılıcını, karnına sapladı, harekini yaptı, intihar etti. Ne için savaştı? Meydan bir yiğit görsün diye, alkışlasınlar diye. Çok böyle ahmak, aptal insanlar vardır. Başka birisi, Kerkire diye birisini Peygamberimize methettiler, şehit oldu diye. Peygamberi gören ve iman eden insanlardı. Ama Efendimiz buyurdu ki, aman dikkat edin bu husus. O cehennemliktir dedi. Kerkire. Araştırdılar. Niye demiş biliyor musun? Ganimetten elde edilen ganimet mallarından bir ceket çalmış. Devlet malına hassasiyet göstermeyen devlet memurlarının çok dikkat etmesi lazım. Asrımızda ne israflar yaşanıyor? Ne israflar? Her bir genel müdürünün kaç tane şakşakçısı var? Kimse alınmasın sözüme. Ankara'dan çıkmadan en lüks otellerden yerler ayırır, bir telefon gelir. Gelmekten program değiştirildi, alt üst oldu. Ama o yeri ayıran şakşakçılar bütün masrafları görür, devlete yükler. Bunların adı uyanıklık. Köşeyi dönenler, beyler, aklınızı başınıza alın. Hazreti Ömer radıyallahu anh boşuna Ömer olmadı. Ne oldu? Birisi muhasebesini yaptırmak isterken devletin hazinesinden yaktığı mumu söndürdü. Kendi kendine ait olan mumları yaktı. İktisat her ailenin, her devletin, her kabilenin yegane kurtuluş çaresidir. İsrafçılar ise şeytanın arkadaşlarıdır, kardeşleridir. Kur'an-ı Kerim şiddetle israfı reddediyor. Şehitler ise canlarını feda ediyor. Kerkire de o yüzden cehennemlik oldu. Ama başka bir şehit modeli, Muhayrık diye birisi var. Allah şefaatine nail etsin diyorum. Bir saat Müslüman, doğrudan cennetin en yüksek makamı. Ezan bitti galiba. Ben de mecburen bitireceğim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Miraç'ta bir cemaat gördüm. Ekiyorlar.
Daha ekimi bitirmeden arkadan mahsul yetişip geliyor. Biçiyorlar, mahsulu topluyorlar, tekrar ekiyorlar. Daha ekim bitmeden arkasından mahsul geliyor. Dedim ki ya Cibril, bunlar kimler? Dedi ki Cibril bana, onlar ümmetin şehitleri ya Resulallah. İşte Muhayrik de onlardan birisi. Yahudi ulemasından idi. Allahu alem, Abdüsselam'dan sonra en büyük alimlerden. Uhud günü dayanamadı. O ana kadar içindekini gizliyordu. Uhud günü imanı patladı artık. Çıktı meydanlara, ey Yahudiler size sesleniyorum dedi. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ahir zaman nebisidir. Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un haber verdiği hak peygamberdir. Uhud'da kafirlere karşı savaşa gidiyor. Gelin beraber savaşa gidelim dedi. Yahudiler alay ettiler. Sen inandığın Tanrı'yı da al beraber, ona katıl, beraber savaşınızı yapın dediler. Ama Muhayrik gitti, bir saatte bir iki kafir öldürdü, kendi de şehit oldu. Bir saatte sahabe-i kiram onun şehadetine hayran kaldılar. İşte Çanakkale şehitlerimiz, Akif'imizin bir cümle, iki cümlesini söyleyeyim. Birinde diyor ki, ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Hakikaten Çanakkale geçilseydi, yeryüzünün tamamında tevhidin sancağı inecekti. Düşünebiliyor musunuz? Muharebe meydanında 255 bin resmen kayıtlı şehit. 150 bin de hastanede ölenler. Bunların hepsi üniversiteli subaylar ya da yeni nişanlanmış, yeni evlenmiş, Anadolu'nun seçilmiş en son ümidi gençler. 500 bin insan, dal gibi yiğitler bir çırpıda şehit oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Seyit Onbaşı 279 kilo top mermisini aldığı gibi topun ağzına koyabiliyor. İnsan kaldırabilir mi? Keramet artık tezahür ediyor. O yüzden Akif'imiz diyor ki, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Bizim İmam Hatip birinci sınıftayken birkaç gün dersimize geldi, vefat etti. Lütfü Sungur diye bir hocamız vardı. Çanakkale Harbi'nde bulunmuş, böyle gözlerinden akıtarak şöyle derdi, yavrularım, hocanızın bu gözleri kaç tane şehit yere düşerken düşmeden Fakr-ı Kainat Efendimiz'in kucağına aldığını gördüm dedi bize. Bu hafta boyu hep Çanakkale şehitleri konuşulacak. Allah hepsinin şefaatine nail eylesin. Bizlere de Habibi Edibi hürmetine makamı şehadetin nurlu, feyizli ikliminden feyiz ve nasip almayı nasip eylesin. O şehit kanlarıyla sulanmış Akif'imizin şüheda fışkıracak toprağı sıksan dediği bu aziz şehit toprağına günah lekeleri, inkar lekeleri düşürmesin Rabbim. Bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirtmesin. Cennet vatanımızda zalimlere, hainlere, kafirlere, müşriklere, münafıklara, dinimize, diyanetimize, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza düşman olanlara Habib edebi hürmetine fırsat vermesin. Alem İslam'ın ümidi haline gelmiş bu mübarek millete bir kere daha şanlı ecdadımız gibi, Çanakkale şehitleri gibi o ruh ve heyecanla ayağa kalkmayı, din-i celil İslam'ı dünya milletleri muvazenesinde temsil eyleyip yerimizi almayı bir defa daha lütfi ihsan eylesin. Bugün imtihana giren yavrularımıza da üstün başarılarla mübarek milletimize hayırlı hizmetler edecekleri ruh ve heyecan nasip ve müyesser eylesin. Amin ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.